Arkadaşlar hepinize selamlar, merhabalar, iyi günler dilerim. Bugün mutluyum, elimde defterim. Ölçülerimi aldım. Yani bıldırcınlarımın için güzel bir kümes yapmaya karar verdim. Bakın oraya ekmek attım, daha yememişler. Zıkkımın kökeni yemeyin de diyeceğim şimdi size. Yakında nasıl bir şeyler yapacağım biliyor musunuz? Şöyle şuraları temizleyeceğim veya iyice bir temizleyeceğim ben. Ya artık bıktım, kimseye de tınlamayacağım artık. Orası herkes diyor, orası benim, şurası benim. Olur lan, burası da benim diyeceğim. Yeter artık arkadaşlar ya. Bulunduğum yer normalde şu bahçe sahibine ait. Evet ama şu an göçük olduğu durumda kimse bana bir şey diyemez. Zaten ben burada kiracıyım. İsteseler de bir şey diyemezler. Yani şöyle diyemezler. Ben kendimi savunmasını iyi bilirim arkadaşlar. İçinizde akrabalarım izliyordur, biliyor. Akrabalarım izliyor beni, kuzenlerim falan. İyi bilirler beni. Haksızlığa hiç gelemem. Onu diyeyim en baştan. Yeni gelen örneklerimizde şöyle bir değişiklik gördüm. Şimdi bademle asil çiftleştiği zaman yeni gelen dişimiz çok istekleniyor aslında ama asille çiftleşmek istemiyor. Diğerini bekliyor. Böyle kafasını uzatıyor böyle. Ya resmen sen gel diyor bana değil ona. Onu keşke ya, çok nadir zaten. Geldiğinden beri bir kere, iki kere oldu zaten bu. Ama diğer erkeğimiz çok pasif duruyor nedense, bilmiyorum. Herhalde daha zaman değil. Kümesimizin içi böyle. Her tarafını kapattık. Ya dıştan süper bir kümes oldu. Bakın ben buralarla, bunlar da iplerle böyle şey yaptım. Bakın bayağı da gergin ipler. Herhangi bir şekilde su giremeyecek içine. Bu kümesimiz de burada. Yeni yapacağım kümes arkadaşlar. Bunu mahvettik. Baktım ördekler çok istekli arkadaşlar. Dedim hadi verin gitsin. Yeni yapacağım kümes burada olacak. Şurayı kapsayacak. Şu gördüğünüz alan var ya. Eski havuz vardı hani burada. Burayı kapsayacak. Burada olacak. Zaten yerimiz var buradan girişimiz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın şöyle giriyoruz. Şurada olduğunu düşünün. Bakın ben buradan gireceğim. Bakın oradan geldim içeriye. Ne güzel. Oh mis. Şu şeyi buradan çıkartacağım. Bu ağacı ben o kadar gıcık oluyorum ki artık. Ben onu ne yapıp ne edip çıkartacağım. Burada fazla işlem yapamayacağım. Çünkü bahçenin uçma ihtimali var. Bakın burası böyle yörep zaten. Bizim burada yörep diyorlar buraya böyle. Dediğim gibi bu kümes burada kalacak. Arkadaşlar bunun içine hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım eğer kuluçka yatarlarsa benim fikrim bir tanesini buraya yatırmak. Bir tanesi orada kalsın. Yeni yapacağımız kümesin ölçülerini size göstereyim. Ya ama şey oldu bu biraz. Ne diyeyim size. Deneme tahtası gibi oldu. İki katlı bir kümes olacak. Üste başkası, altta başkası olacak yani, onu söyleyeyim. Ölçülerimizi aldık. Önden görünümü böyle olacak. Yani şöyle. Gene bununki gibi olacak arkadaşlar. Yan tarafları kapalı. Üst tarafları açık. Ama brandayla kışın kaplayacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapılarımız. Şurası tel olacak zaten şöyle. Şurada arkadaşlar dıştan yuvalık olacak iki tanesinde. İç tarafta yer kaplamaması için ben böyle bir şey buldum. Şöyle kısaca göstereceğim zaten. Detaylı bir şekilde göstereceğim size bunları. İlk zamanı geldiğinde. Bu sadece bir plan. Hevesim şu, içine diyorum ki akıllı suluk sistemi yapsam nasıl olur? Nipelli yani böyle şey, çanak suluklar var ya böyle. Ondan yapsam nasıl olur yani? Şöyle bir depo şuraya. Yan taraflara böyle versem. Bence çok müthiş olacağını düşünüyorum ben. Yuvalar da bu tarafta olur. Bu şekilde. Böyle geldim bıldırcınlara hiç bakmadan. Buraya açtım, baktım yumurta var mı yok mu vesaire falandı filandı. Onun gibisinden arkadaşlar. Ben öyle bir şey düşündüm. Yemlik olarak da böyle küçük sulu şey yemlikler var. Ama bilmiyorum yemlik olarak nasıl bir şey yapsam. Kararsız kaldım. Ben bıldırcın almaktan bile taraflarında değilim de işte arkadaşlar. Çünkü bıldırcının sürekli gideri var. Sürekli yemiyor ve sürekli yemiyor. Alacağım bıldırcınlar da benim, ya bana her zaman yumurtlayacağına inanmıyorum. Zaten Çin bıldırcını yumurtlasa da ne olacak? Bu yönden düşünün. Minicik yumurtası var. Nohut kadar. Ya o yüzden ben ördek üstünde yoğunlaşmak istiyorum. Mesela ben burayı böyle yapsam şuraya ben 2-3 tane kümes sığdırırım ben buraya. Bir tanesine kula, bir tanesine cücedir falandır filandır, saçmalıklar. Çok hayal kuruyorum, bunun farkındayım. Kimisi özelden yazmış demiş, çok fazla hayal kuruyorsun. Biliyorsun değil mi bunların gerçekleşmeyeceğini? Yani sonuna kadar haklılar. Ama hayalsiz insan yaşamamış gibi yani. Yaşama gözlerini yummuş gibi. En azından hayata tutunma sebebim de bu şeyler, hayallerim. Hayal kurmak kötü bir şey değildir.
söyleyeyim arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Zaten video fazla uzun olmayacak bugün. Sizden gelenler serimiz hala devam ediyor. İsteyen olursa bana özelden ulaşsın. Hatta buradan bilgi alabilirsiniz. Bilgi deyin. Size ulaşacağım bir sosyal medya hesabı falan filan da varsa verebilirsiniz. Size oradan ulaşabilirim ben. Ama her şeyi de ben yapmayayım arkadaşlar. Sonuçta ah elim ağrıdı, koyamadım bunu buraya. Ya bu kümes çok güzel oldu ya. Hastası oldum. Hastası. Olmazsa şöyle bir şey yapacağım. Şunun ayağını tam şuraya bir yere getireceğim. Şöyle az geri alacağım bunu böyle 20 santim kadar. 20 santim kadar geri alsam ne olur ki? En azından sen geçeceklik bir yer kalır acaba ya. Buraya da böyle bir destek şöyle elemesine. Burası da böyle dümdüz olacak. Buraya ben toprak doldurayım o zaman. Burası dümdüz olsun. Telim artarsa bunu etrafını telle çeviririm. İçine bir şeyler ekeriz ya. Hiç yok neydi, ben buraya bahçe gibi yapacağım. Eğer arkadaşlar dediğim gibi oraya şey yaparsak şöyle annemle bir fikrimiz var. Teneke, yağ tenekelerini biliyorsunuz değil mi? Sanırım da zeytin tenekesi olabilir. Onlara mesela biber ekip buralara koyacağım böyle. Tabii bir şeyle çevirdikten sonra. Öyle bir şeyimiz var. Bakalım arkadaşlar. Neyse. Ya ben aslında geç çekecektim. Karanlık olur diye çekmedim. Ördekleri koyma videosu yani. Nasıl akıllandıklarını göstermek için. Ya çok akıllar. Bu hayvanlara bayılıyorum ya. Ya şunlar var ya şunlar. Şu dilsizler. Şu dilsiz hayvanlar. Hayvan bile artık diyesim gelmiyor bunlara ya. Şunlar benim yanımda kim insandan daha değerli? Onu size söyleyeyim. Eminim de birçoğunuzun öyledir yani. Hayvan besleyen arkadaşlar için konuşuyorum ben burada. Şu güzelliğe bakın ya. Allah'ım nasıl bir şey yaratmışsın ya. Allah'ın yaratılışında arkadaşlar hesap sorulmaz. Bakın işte. Bak bir çizgi dahi taşırma yok. Bak. O bordoyu görüyorsunuz değil mi? Bordo nasıl böyle geçiyor? Griye griden bembeyaz. Üstü simsiyah. O hele halkası şu sıbısı, Allah'ım hastasıyım ben bu ördeklerin. Tatlışlar ya. Asil! Sen biraz az özenilmişsin yaratılışta. Tabii ki de şaka arkadaşlar, tövbe diyoruz. Allah tüm yarattıklarını özene özene yaratmış. Aha, ayarlayamadım. Ya bundan bir önceki video birazcık şey olmuş, sesim iğrenç çıkmış. Ben sonradan dinledim. Sonradan izledim videoyu da. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Ben hep setten tarafta durdum ve onun şırıltısıyla benim sesim çok manipüle olmuş. Özür diliyorum sizlerden. Gördünüz mü ne yaptı? Allah'ım seni yerim yerim. Bunların ismini, erkeğimizin ismi Alfa, dişimiz Beta. Ben öyle hayal ettim. Fikrinizi alayım hemen yorumlara. Bu son attığım videoyu da, ya bundan önceki bir video var ya, bıldırcın videosu. Niye herkes ona şey yapmıyor ya? Yani kimse ona bakmamış. 2 kişi, 3 kişi sadece yorum atmış. Arkadaşlar lütfen. Lütfen sizler sayesinde ben büyüyeceğim. Ben büyüdükçe sizler de... sizler de işte bir şey... Cincik bakın. Bir tabak kırı. Atıyoruz o tarafa. Sonra da atacağız onu o taraftan. Defterimizi de alalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. İstediğiniz video başlıklarını bana söyleyerek benim de içerik üretmeme yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.